Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi Mi 5X'i inceliyoruz. Öncelikle telefonu bizlere gönderen İzmir İletişim'e teşekkürlerimizi iletelim ve videomuza geçelim. Biz bu telefonda daha çok kameraya odaklanacağız. Zira iPhone'ların, ne bileyim Samsung'ların falan çift kameralı telefonların karşısına bir tek bu anlamda çıkabiliyor telefon. Her şeyden önce telefonun fiyatının 1300 TL olduğunu söyleyelim. Kamera performansını da bence ona göre değerlendirin. Mi 6'da gördüğümüz çift kameranın aynısı bunda da var. Geniş açı olan lensimiz 12 megapiksel ve f2.2 diyafram değerini taşırken telefoto lensimiz de yine 12 megapiksel değerinde ve f2.6 diyafram değerini taşıyor. Bu değerler için iPhone 7 Plus'ın telefoto değerlerine yakın diyebiliriz. Tıpkı Mi 6'da olduğu gibi ışığın bol olduğu yerlerde fotoğraflar oldukça hızlı netlenip çekilebiliyor. Telefoto lensimiz yine gün ışığında zoom yapmamız gereken yerlerde işi kurtarıyor. Bu zoom olayında ana kameramıza yakın fotoğrafları yakalayabiliyoruz ve detaylar kaybolmuyor. Düşük ışıkta zoomlu fotoğraf çektiğiniz zaman optik olarak bir zoom yapmıyor. Çektiğiniz fotoğrafı sadece cropluyor. Bunu çok rahat çıplak gözle görebiliyorsunuz ve böylece kalitenin düştüğü de ortaya çıkmış oluyor. Genel olarak düşük ışıktaki fotoğraflara baktığımız zaman da çok fazla beklentiye girmemek gerekiyor. Çektikten sonra fotoğrafa yaklaşmazsak detayların kaybolmadığını görürüz. Sosyal medyada paylaşabileceğiniz fotoğraflar çıkıyor ama daha fazlasını da beklememek gerekir. Gece modunu açsak dahi kumlanmalar fotoğraflarda çok net belli oluyor. Yani düşük ışık performansı geride. Şimdi sıra geldi portre moduna. Mi 5X iki kamerasını birlikte kullanarak günümüzün trendi olan portre fotoğraflarını çekiyor. Artık hepinizin bildiği gibi ön taraftaki nesne net olup arka tarafı bulanıklaştırıyor. Böylece profesyonel makineye yakın bir görüntü yakalayabiliyoruz. Eğer ortamdaki ışık güzelse arka tarafı ve ön tarafı birbirinden çok güzel bir şekilde ayırabiliyor. Arada ufak tefek hatalar var ancak o hataları düşünüyoruz. Bir yandan da fiyatı düşünüyoruz. Yine geçerli notu veriyoruz. Portre modunu genel olarak toparlamak gerekirse bunun yanına böyle 4000 liralık 5000 liralık telefonları koyalım. Arada çok fazla fark olmadığını rahatlıkla görebileceksiniz. Şimdi ön kameraya bakalım. Ön tarafta 5 megapiksellik bir selfie kameramız bulunuyor. Bu ön kamera telefonda fotoğraf namını en olumsuz tarafı oluşturuyor. Arkadaşlar şu anda sesimi incelediğimiz telefonun kendi mikrofonu üzerinden duyuyorsunuz. Video tarafında 2160p ve 1080p'yi 30 karede çekebiliyoruz. Ağır çekimler içinde 720p'de 120 kareye kadar çıkabiliriz. Ayrıca 1080p videolarda keskinlik biraz abartılmış ve sanki daha düşük bir çözünürlükten böyle sağdan soldan çekiştirilmiş de büyütülmüş gibi duruyor. Yine de her zaman söylediğimiz gibi video tarafı da beklentileri karşılayabiliyor. Yine fiyatı burada düşünmek lazım tabii ki de. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi Mi 5X'in kamera odaklı bir incelemesini yaptık. Şuraya da bir anket hazırladık. Arkadaşlar tek derdiniz diyelim ki çift kamera ve o bokeh efektini yakalamak. O telefonlardan hangisini alırdınız cevabınızı bekliyoruz. Millet kafanıza takılan her türlü soruyu aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İki anda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.